Evet, bu soruşturmada magazin boyutunun ötesinde aslında önemli bir kara para aklama ağıyla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Dolayısıyla bir son durumu konuşalım istiyoruz. Bu meseleyi başından itibaren izleyen gazetecilerden biri Emrullah Erdinç, ona sormak isteriz son durumu. Merhabalar Emrullah Erdinç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle şimdi bir sosyal medya hesabından Murat Ağrel dedi ki, Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim. Masak raporu daha hazırlanmamış. Hali hazırda savcılık birden fazla masak raporu bekliyor. Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap, kayıtlı Mernis adreslerinin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş. Şimdi bir masak raporu hazırlanmadı mı, tamamlanmadı mı henüz? Var mıdır bu konuda elinizde bilgi? İkincisi, gerçekten bir kaçma hazırlığı tespiti mi söz konusuydu ve bu gözaltı geldi? Şimdi kaçmaları çok böyle söz konusu değildi. Dilan Polat ve Engin Polat ve birinci ve ikinci derecedeki yakınları için söylüyorum. Yurt dışına çıkış yasağı konulan şüpheliler için söylüyorum. Çünkü ancak kaçak yollarla kaçmaları gerekirdi. Bu kadar kalabalık bir grubun da hani çocukların da dahil ederse kaçmaları biraz zor olacaktı. Ki polisin zaten takibi vardı. Öncelikli olarak hani bunu belirtelim. Hani kaçma ihtimalleri çok fazla söz konusu değildi. Adresleri değiştirme ya da şuna gelelim, hani masak raporu. Şu an zaten savcılığın elindeki masak raporu ön rapordu. Yani bu özellikle uçak görüntülerinden sonra, uçak hediye edilmesinden sonra önce İstanbul Vergi Dairesi Müdürlüğü bir soruşturma başlattı. O soruşturma çerçevesinde de şirketlerdeki bazı sahte faturaları tespit ettikten sonra o faturaların kara paradan kaynaklanabileceğini belirterek masa gönderdi dosyayı. Her iki kurumu da yaptığı araştırmalar çerçevesinde de daha fazlasına derinlemesine araştırmalar yapıldığını hesaplarda evet çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Yaklaşık 1-3 milyar lira gibi bütün şirketlerde hesap hareketi varken şimdi değişik artıyor bu rakamlar. Belki hani soruşturma ilerleyen safhatında yine artabilir. 637 milyon lira şüpheli bir hareket tespit ettiler. Bu da suç gelirinden elde edebileceğini düşünerek ön rapor verildi. Yani masanın raporu aslında baktığım zaman daha böyle uzun çalışmalar gerektirir. Bu verilen rapor yaklaşık bir 8 sayfalık ön rapordu. Ama doğal olarak hani devlet burada daha hızlı yol alabilmek için MASAK hemen raporunu doğal olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi ve onların da yürüttüğü soruşturma yürütmesiyle birlikte acilen mal varlıklarına tedbir konuları donduruldu. Hesap hareketleri donduruldu. Yurt dışına çıkış yasağı kondu. O esnada da polise talimat verdiler. Bir araştırın, yani bu yapıyı nasıl bir yapıdır diye araştırın ve ortaya çıkan da bir suç örgütü oldukları yönünde. Hani kara para aklamak evet. için bir suç örgütü oluşturdukları yönünde. Geçtiğimiz günlerde avukatları burada bir örgüt yoktur diye söylüyordu. Fakat biz şu an hani bazı emniyet ve yargı mensuplarıyla soruşturma birimleriyle hani konuştuğumuzda suç örgütü kurmak ve kara para aklamak ve bu çerçevede sahte böyle faturalar oluşturmak suçlamasıyla dosyanın hazırlandığını ve hatta şüphelilerin de bir süre yine emniyette kalıp daha sonrasından adliye geleceği ve bununla birlikte de en kritik noktada ki bir avukat biliyorsunuz ki gözaltında Ahmet Gün, kendisi avukat olduğu için hani soruşturmanın büyüklüğünü anlayın diye söylüyorum. Evet. Bir avukatı polis kolay kolay gözaltına alamaz. Ancak Adalet Bakanı ve Baro'ya bildirmesi gerekiyordu ki öyle gözaltı işlemi yaptılar. Peki Emrullah Erdinç, şimdi Dilan Polat ve eşi çok popüler figürler olduğu için biraz bu meselede hep onlar öne çıkıyor, onları görüyoruz, onlar konuşuluyor, onlar üzerinden sosyal medyada, kamuoyunda bir takım değerlendirmeler yapılıyor vesaire, ama şu mevcut haliyle ortaya çıkan rapor bize nasıl bir suç ağı gösteriyor aslında? Bu meselenin köküne dair bize ne söylüyor aslında? Dilan az önce bir görüntüsünü paylaştık. Ben akıllı kadınım diyor Dilan Polat. Gerçekten bu suç ağını oluşturabilecek, yönetebilecek aklı Dilan Polat'ta mı arıyor bu masak raporu? Yoksa daha köklü bir başka perde arkasında isme götürür mü bu soruşturma bizi, ne dersiniz? Bazı isimler de geçiyor biliyorsunuz. Firari iş adamı Galip Öztürk gibi mesela. Ne söylüyor rapor bize bu ağla ilgili?
Şimdi doğal olarak bu rapor henüz daha ön rapor olduğu için asıl hani büyük rapor, uzun bir rapor henüz daha çıkmadı. Bu raporun da çıkacak olması da şu an zaten birçok materyaller inceleniyor. Hala vergi dairesi ve MASAK uzmanları ve bununla birlikte mali polis incelemelerini devam ettiriyor. Bilgisayarlardan bir takım dokümanların tek tek böyle çözümleri yapılıyor. Yine aynı şekilde şüphelerin cep telefonlarının backupları ile birlikte siber suçlar onların bütün yazışmalarını falan şu an çıkartmaya başlamış durumda. Bunlardan sonra net bir rapor ortaya çıkacaktır. Hani henüz bir adım sonrasına gitmek değil ama şu an bir soruşturma yürüten birimlerle konuştuğumuzda bizim için çok kritik iki isim var diye söylüyorlar. Bunlardan birincisi Engin Polat, ötekisi de Ahmet Gün. Çünkü birçok şirketin açılışını, kapanışını hani yürütü o sahte şirketler de dahil olmak üzere Ahmet Gün üzerinden yapılıyor. Yani bu soruşturmadaki birçok kilit noktadaki isim olarak Ahmet Gün görülüyor. Yine aynı şekilde hani bu paranın hani aklanması, yani girdisi ve çıktısında da birçok böyle bankadan paraları çekmesi anlamında da Engin Polat daha ön planda olduğu için de Engin Polat'ın vereceği ifade, Ahmet Gün'ün vereceği ifade soruşturmayı seyrini de aslında belirlemiş olacak. Çünkü doğal olarak bazı isimlerin hani yurt dışında olmuş olması sebebiyle ve bu gelen paralarının bir kısmının yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle polis doğal olarak sınır ötesine dair bir çalışma yapamadığından orada hani biraz daha bu şüphelerin vereceği ifadeler soruşturmanın seyrini değiştiriyor olacak. Benim hani düşüncem hani polisin şu ana kadar hani bulduğu bazı materyaller var. O materyallerden hani bu paranın bir sonraki aşamadaki kaynağını bulacaklardır. Ve belki de biz önümüzdeki günlerde bazı kişilerle ilgili kırmızı bülten çıkarttığını bile görebiliriz. Bu yapılan çalışmalar çerçevesinde. Ama dediğimiz gibi şu an daha soruşturma daha Evet. yani evre evre baktığımız zaman üçüncü aşamasında ve henüz daha ifadeler başlamadı. Burada verilecek olan ifadeler belki de içlerinden bazılarının itirafçı olabilmesi söz konusu. İtirafçı olursalar oraya çok ciddi bilgiler sunması gerekiyor. Yapıya dair, örgütsel yapıya dair bilgiler sunması gerekiyor. O yüzden de bu birkaç gün sonrasında tablo daha bizim için Evet. netleşmiş olacaktı. Soruşturmanın nereye gittiği Evet. netleşmiş Peki kazanacak. gazeteci tecrübesi ve öngörüsüyle sizce Polat çifti maşa mı? Bence ben maşa olduklarını düşünüyorum. Çünkü hani bir para geliyor. Bu paranın büyük boss hani üzümünü ye bağını sorma mantığıyla bir yerden bir para geliyor. Engin Polat bu paranın hani biliyordur. Aslında yapıdaki bütün herkes bu paranın bir kara para olduğunu biliyordur. Ama hangi bir yapı içerisinden, nasıl karmaşık bir yapı içerisinden geldiklerini belki içlerinden bazıları bilmiyor olabilir. Hani o yüzden ben bunların doğal olarak maşa olduklarını düşünüyorum. Burada hani büyük parayı kazananlar o arkasındaki yapılardır. Peki sizce kara para aklama hedefiyle yola çıkanlar neden bu kadar popüler isimleri tercih ettiler? Neden son dönemde biz böyle işte güzellik merkezleri ve influencerlar üzerinden kara para meselesini konuşuyoruz? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hani illa yani bir influencer tercih etmeleri gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama burada güzellik sektörü üzerinden çok ciddi paralar dönüyor, paralar akıyor. Ve doğal olarak hani Polat ailesinin özellikle Dilan Polat da sosyal medyayı sevdiğinden birdenbire o gösterişli hayatı, görgüsüzlük yapması, o hayat insanların da radarına takıldı ve birçok kişi bunu takip eder oldu. Zaten başını da yakan bu oldu. Oysa ki biz daha önceki bu tarz böyle suç örgütlerine kara para aklayan yapılara gördüğüm zaman mümkün olduğu kadar sistemde çok ön plana çıkmalarını istemezdi. Ama Evet. burada Polat ailesinin kontrolsüz bir şekilde aşırı düzeyde bir ön plana çıkması, yani Öyle gösteriş yapması olmasaydı, öyle aslında bu yapıya. olmasaydı sizce bu soruşturma başlatılmaz mıydı? Yani MASAK bu tespiti yapmaz mıydı eğer Şöyle, kamuoyunda böyle bu şöyle. para nereden geliyor sorusu sorulmasaydı? Şimdi şöyle söyleyeyim Remzi Demirkol. Türkiye'de yani birçok şirket bazen hani böyle tasfiye halindeki firmalardan naylon fatura olarak hani tabir edilen sahte faturalar alıyor. Bunlar genelde 4-5 yıl sonra vergi denetimlerinin incelemesinde ortaya çıkıyor. Fakat o esnada hani biraz daha geç kalmış olsaydı belki bu yapı bu kadar ortaya çıkartılmamış olabilirdi. O zaman vergi dairesi bunları hani çağırıp hani siz verginizde hatalı vermişsiniz. Bakın hani burada baktığım zaman sahte faturalar var deyip o zaman para cezaları kesiyordu. Yani bize göre yüksek rakamlarda ama onlara göre yüksek olmayan rakamlarda para cezaları kesiyordu. Belki bu
şaşalı hayatları, görgüsüz hayatları ya da uçak alması bu kadar hani devletin ve kamuoyunun radarına takılmamış olsaydı 3 sene sonra, 4 sene sonra o faturalar yine ortaya çıkacaktı. Ama belki onun cezasını ödeyip belki de kurtulacaklardı. Bunu tabii ki öngörmek zor. Ama bu kadar çok böyle hani çetrefilli bir soruşmaya dahil olurlar mıydı? Ben çok da Evet, bunu evet. ihtimal olarak Evet. vermiyorum. Şu da enteresan değil mi ama Emrullah Erdinç? Şimdi Dilan Polat ve Engin Polat bu noktada yine kendi ifadeleriyle bir görmemişlik yapmış olabilirler. Bunun o parayı sindirememişliğin içerisinde hareket etmiş olabilirler falan. Ama bu meseleyi asıl yönetenler açısından işte hani kara para meselesi biraz sessiz ve alttan derinden halledilmesi gereken bir mesele ise eğer onlara da siz durun ne yapıyorsunuz diyen olmaması da enteresan değil mi? Çok dikkat çekiyorsunuz denilmemesi. Şimdi şöyle ki yani uzun bir zamandır hani bunu yaptıkları ve bu süreçleri başlarına hani bir şey gelmedikleri için hani bir noktadan sonra bunu herkes bir normal karşılamıştır. Çünkü diyoruz ya hani bu paranın kaynağının büyük posta yurt dışı menşeli olduğunu düşünüyoruz. Yani soruşturma yürüten birimler de öyle olduğunu iddia ediyorlar. Hani bu çerçevede yurt dışındaki kişiler de çok buna bakmıyorlardır. Hani baktıkları nokta hani daha çok bu para aklanıyor mu? Para sisteme sokuluyor mu? Hani sistem tıkır tıkır işliyor mu? Buna bakıyorlardı. Sistem Evet. baktığımız zaman evet tıkır tıkır işliyordu. Ne zaman ki işte MASAK bütün hesapları, bütün sistemi kilitleyinceye Evet, kadar. evet. Peki meselenin içinden uyuşturucu bağlantısı çıkma olasılığı görüyor musunuz? Ya bunu söylemek şu an için erken. Hani şunun için söylüyorum. Hani ben şu ana kadar hani konuştuğum hani böyle haber kaynaklarımın hiçbirinden hani buna dair bir ipucu, izlenim ya da hani böyle bir şey çıkabilir hani bilgisine ulaşmadığım için hani böyle bir şey söylemek benim için çok erken olur. Peki gözaltına alınanlarla ilgili şimdi nasıl bir süreç işleyecek? Bu 16 kişi zannediyorum öyle değil mi? Nasıl bir süreç Evet doğru. işleyecek? Tutuklama bekliyor musunuz? Ben tutuklama bekliyorum. Yani birincisi onu söyleyeyim. Birkaç gün emniyette kalacaklar. Benim tahminimce hani daha önceki tecrübelerime dayanarak tabii bunu söylüyorum. Cumartesi gününe kadar emniyette kalırlar. Cumartesi günü nöbetçi savcıya ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edilirler. Göz altındaki şüphelilerden ben bazılarının da tutuklanarak cezaevine gönderileceğini düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuzdaki eldeki materyallere baktığımızda, bazı delillere baktığımızda hani tutuklanma olasılığı çok çok yüksek, kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Peki bunu başta Polat çifti için söylüyorsunuz herhalde. Şimdi kardeşler falan da gözaltında. Bütün aile için mi benzer bir düşünceniz var? Bir tek bütün aile değil. Yani burada az önce bahsettiğimiz gibi avukat Ahmet Gönül'de olması, bazı finans işlerine bakan hani isimlerden hani gözaltında sadece birinci ve ikinci derecede yakınları değil. Tabii ki hani Engin Polat için hani tehlike çanları çalıyor ya da atıyorum. Hani bunları şimdi böyle bir şey söylemek tabii ki hani henüz daha yargının karşısına çıkmış değiller. Hani tutuklanabilirler, tutuksuz yargılanabilirler. Ama hani benim öngörüm hani dediğim Polat ailesinden de tutuklanan olacaktır. Finans işlerine bakan kişiler arasından da mutlaka tutuklanan kişiler olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi Emrullah Erdinç tabii siz gazetecisiniz. Eldeki veriyle ve kesin bilgiyle konuşmak, değerlendirme yapmak istiyorsunuz. Doğru olan da bu kuşkusuz ama bir taraftan da bir yılların tecrübesi var. Bir gazeteci gözü ve okuyuşu söz konusu. Biliyorsunuz Türkiye'de böyle ne yazık ki çalacaksan büyük çalacaksın gibi bir inanış ve tavsiye vardır. Çünkü öyle olduğunda burada bir siyasi korumanın devreye girmesi ihtimali göz önünde bulundurulur. O bağlantı sizi korur diye düşünülür. Şimdi bu meselenin az önce daha büyük bir ağdan söz ettik, bir ayağının yurt dışında olabileceğinden söz ettik ama henüz net değil dedik. Bu meselenin siyasete uzanma olasılığını görüyor musunuz bir gazeteci olarak? Şimdi şunu söyleyelim. Hani tabii bunu yine öngörmek hani biraz zor. Ancak şunu belirtebilirim. Yani yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özellikle son dönemlerde bu tarz suç örgütleri yönelik sonuna kadar gidilmesi talimatını benim gördüğüm kadarıyla hani bütün emniyet birimlerine vermiş durumda. Yani bütün emniyet birimleri de bu anlamda hani birçok yerde operasyonlar düzenliyorlar. Hani her gün önüm sizin de önünüze geliyordur yapılan operasyonlar. Eğer ki hani siyasi ayağı varsa ben mutlaka onlarla ilgili de işlem yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bunu
hani daha tam, dosyanın tamamını görmeden de hani söylemek biraz hani nasıl söyleyeyim hani ön yargıda bulunmak olur. Evet, şimdi son dönem Masak'ın bu konudaki radarına başka ünlü isimler de takıldı. Yeni gözaltılar bekler misiniz? Yani şöyle tabii ki yeni gözaltılar hani bekliyoruz. Eğer hani bu güzellik merkezleriyle ilgili olarak hani değerlendiriyorsanız tabii ki hani Masak şu an hani onları inceleme altına almış durumda. Bunları da önümüzdeki günlerde hani göreceğiz. Ama hani eğer ki yarın da hani yarın derken tabii bu yanlış anlaşılmasın. Yani yakın zamanlarda hani başka bir güzellik merkezine de ya da başka birkaç yere de operasyon yapılırsa bu bizi şaşırtmaz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. İyi yayınlar. Görüşmek